Merhaba arkadaşlar. Şimdi de while döngüsünde contin komutunu inceleyeceğiz. Contin komutu derleyici tarafından karşılaşıldığı zaman contin komutundan sonraki komutlar işlenmemektedir. Şimdi bu mantıkla olaya bakarsak eğer bir önceki birik komutunda kullandığımız örneğin benzerini kullanacağız. Bir sayaç tanımlamışız ve bu sayacın binden küçük olduğu durumlarda while döngüsü tetiklenmektedir. Döngüye girer girmez ilk başta bir kontrol yapmaktayız arkadaşlar. Sayacımız zın 5'e bölümünden kalan 0 ise kontin komutunu çalıştırıyoruz. Ardından sayacımızı yazdırıyoruz ve ardından sayacımızın değerini bir arttırıyoruz. Şimdi burada mantıken bakarsanız sayacımızın değeri her seferinde bir arttırılacak ve arttırıldıkça yazılacaktır. Ta ki mod 5'i 0 olduğu durumlarda kontin yapılacak ve şuradaki işlemler tetiklenmeyecektir. Ta ki ne zamana kadar? Bir dahaki döngüye kadar. Hemen gelip şöyle çalıştırdığımızda şimdi dikkat ederseniz, evet şu anda arka planda çalıştırılıyor. Birazcık uzun sürebilir sonuç almamız. Nihayetinde 1000 değerine kadar bir döngü mevzubahisi olacak. Ha tabii burada neden bir hata aldık onu da görmüş bulunmaktayım. Evet videoyu hiç kesmeye gerek yok. Neden hata aldık onu da düzeltelim. Size de bir örnek olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar bir sonsuz döngüye girmiş olduk. While döngüsünü çalıştırdığımız zaman bakın sayacımız 5'e geldikten sonra 5 oluyor. Mod 5'i 0 olarak turu dönüyor burası ve kontin komutu çalışıyor. Bundan sonraki bir tura daha geliyor. Sayacımız gene 5. Gene mod 5'i 0 haliyle gene kontin çalışıyor. Yani burada algoritmada bir eksiklik var. Yapmamız gereken işlem şu. Kontin işlemi uygulansa dahi gene sayacımızın değerini bir arttırmamız gerekiyor ki sonsuz döngüye girmeyelim. Ne yapacağız? Kontini uygulamadan önce sayacın değerini arkadaş sen bir daha gel. Set komutuyla yapıyoruz bu işi. Sen bir daha gel. Sayacın değerini bir arttır diyoruz. Ondan sonra kontin değerini uygula. Geldim. F5 dedim. Görüldüğü üzere bir sonuçla karşılaştık. Şimdi dikkat ederseniz ne zaman yazılacak değerimiz zin mod 5'i 0'a eşit. O zaman kontin değeri yazdırıldığından dolayı, işlendiğinden dolayı bu komut sayacımızın o anki değeri yazdırılmayacaktır. Bakın gördüğünüz gibi 0 yazdırılmamış, 5 yazdırılmamış. Mesela 5'in bütün katları yazdırılmamış arkadaşlar. Çünkü 5'in katlarının mod 5'i 0'a eşit olduğu için kontin komutu işlenecek haliyle kontin komutundan sonraki komutlar derleyici tarafından işlenmeyecektir. Bu mantıkla çalışmaktayız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.